söyleyeceksin? Ya şimdi hep şunu konuşuyoruz. Bu lig uzun bir maraton. Bugün de istediğimiz gibi aslında oyuna başladık ama golü bulamayınca biraz tedirgin olduk. İkinci yarının başında bulduğumuz gollerle galip gelmesini bildik. Dediğim gibi bu hafta Karşıyaka'nın kaybetmesiyle tekrar liderlik koltuğuna oturduk. Amacımız sezon sonunda Bursa Spor'a hak ettiği şampiyonluğu getirmek. Tribünler zaten ne kadar istediğini gösteriyor. Biz de saha içinde ne kadar istediğimizi gösteriyoruz. İnşallah sezon sonunda ipi gösteren taraf biz olacağız. Allah'ın izniyle. Bir kırmızı kart pozisyonu vardı. Çok da itiraz ettiniz. Neler söyleyeceksin? Ya şöyle, pozisyonda zaten hakem sarı kart çıkardı. Sonrasında kırmızı kartı tekrar çıkardı. İlk başta çekmede kart verdi zannedersem. Çünkü devamında Musa topa dokundu. Ki biz hem ben hem Furkan Saki oradaydı. Yani kritik maçlar oynuyoruz. Çünkü böyle nasıl at boy dedikleri bir yarışın içindeyiz. Musa da bizim için çok önemli bir oyuncu bu takım için. Yani hakemler biraz daha dikkat ederse sevinirim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ederiz. Bol gollü bir galibiyet oldu. İlk yarıda gol sıkıntısını çözmekte biraz zorlandık ama ikinci yarı senin de oyuna dahil olmanla birlikte işin rengi değişti. Karşılaşmayı nasıl değerlendireceksin? Vallahi abla bugün söylenecek bir şey yok. Kazandığımız çok mutluyuz. Yani ben maçın içinde öğrendim. Lider olmuşum. Üçüncü golde öğrendim. O da ayrıca sevindirdi bizi. Ya bugün ilk yarı istediklerimizi belki tam olarak sahaya yansıtamadık ama ikinci yarı baskılı başladık. İlhan'ın golüyle birlikte zaten ritmi yakalayınca devamı geldi zaten. İki geldi, üç geldi. Musa belki kırmızı kart yemese orada hakemin de biraz bilmiyorum pozisyonu bir daha izlemek gerekiyor. Bence kırmızılık bir durum yoktu ama belki Musa çıkmasa daha farklı bir skora da gidebilirdik. Bugün en çok sevindiğim şeylerden biri kendim gol attım. Ekstradan Muhammed'in gol atması ve geri dönmesi beni hem Muhammed'i seven bir hem arkadaş olarak çok çok mutlu etti. Çünkü ona da ihtiyacımız var. Ya çok söylenecek bir şey yok. Biz aileyiz. Hepimize ihtiyaç olacak. Bugün geçen hafta da söyledim işte. Her hafta gelişeceğiz. Her hafta birileri çıkacak. Daha da iyi olacağız. Lider olduğumuz için çok mutluyum. Bugün sanırım Nalbantoğlu'nda da 3.5 İskender var. Herkese afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Buradan devam edecek olursak. Yani Sedat zaten güzel şeyler söyledi. Dediğiniz biz büyük bir aileyiz. Çok güzel bir aileyiz. Yani saha içinde sorun çözebilecek iyi oyuncularımız da var. Bugün mesela Sedat oyuna girdi. Bir gol bir asist yani çok iyi oldu. Muhammed Demir uzun süre sonra gol attı. Bizim için çok önemliydi onun gol atması. Takımımız için çok önemli bir isim. Yani her şeyden önce çok kazanmak çok önemliydi. Lider olduğumuzu öğrendik. Yani inşallah sene sonuna kadar bu şekilde devam edip hani şampiyon olmak istiyoruz. Allah'ın izniyle olacak. Bunun için çok çalışacağız. Hani daha fazla çalışacağız. Ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Sonunda inşallah gülen taraf biz oluruz. Dediğim gibi basamak basamak gidiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Çok şükür bugün de kazandık. Mutluyuz yani. Bir gol yememe ritüelimiz vardı. Evet. Kupada çözüldüğünde de bugün evet. O seyirle son verdik. Bir yerde olacaktı. Aynen yani herkes zaten üstümüze geliyordu zaten bu muhabbetten dolayı. Hakemler evet. Bile işte pozisyon bence kırmızı kartla alakası yoktu. Hakem bile çıkarttı kırmızı kart veriyor işte yani. Bir yerde olacaktı. Oldu. Artık herkes rahatlamıştır herhalde. Öyle diyelim yani. Biz hani gol yememek önemli değil. Önemli olan maçın kazanmak. Yani kazanmak. Biz de maçı kazandık. Öyle gol yemişiz, yememişiz. Ondan değil. Tabii ki de gol yememek için elimizden geleni yapacağız. Zaten bu zamana kadar öyle geldik. Ama bundan sonra da bu şekilde devam etmek istiyoruz. Minimuma indireceğiz bunu işte bu şekilde. Çok şükür, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İnşallah devamı gelir Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlk önce galibiyet için herkesin ayağına yüreğine sağlık. Çok güzel bir maç oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz. Evet, lider olduk. Bunu biliyorduk zaten. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ve kazanacağız da inşallah sezon sonuna kadar. Önümüzde bir Kırşehir maçı var inşallah. Onu da kazasız belasız geçip liderliğimizi sürdüreceğiz. Maç maç gidiyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da böyle gidip şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. İlk yarıda beklenilen gol gelmedi ama ikinci yarının hemen başında o beklenilen gol geldi. İlk yarıda böyle soyunma odasında bir motivasyon konuşması oldu mu? Yani şöyle maçı aslında hiç kötü başlamadık. Pozisyonlara da girdik. Bazen bizim de şanssızlığımız oluyor sonuçta. Biz de insanız. Kaçırdığımız pozisyonlar da oluyor. Bu bizim için tabii ki biraz baskı yapıyor sonuçta. Taraftarlarımız da gol bekliyor. Ama dediğiniz gibi ikinci yarının başında hemen golün gelmesi farkının açılmasına sebep oldu. Dediğim gibi çok sevinçliyiz. Kazandık. İnşallah böyle bol gollü galibiyetlerle taraftarlarımıza mutlu ederiz. Ben şunu da sormak istiyorum. Sedat Cengiz, Muhammed Bey'in gibi isimler gol katkısı vermeye başladı. Evet. Bu takım içinde böyle bir hava yaratıyor mu? Yani çok kaliteli oyuncular zaten. Tabii ki hava yaratıyor. Yani herkes birbirine çok destek oluyor takımın içerisinde. Çok güzel bir aile ortamımız var. İnşallah spor katkısında ben de takım arkadaşlarım da herkesi etki ederek böyle devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ağzını sağlıyorum.